En yüksek aylığı da 2396 TL'ye çıktı. Tabi sadece yaşayanlara aylık vermiyoruz. Bir de ölüp geride kalan vefat edenlerin dul ve yetimlerine de veriyoruz. Onların aylığı da 590 TL'ye çıktı. Eşlerine verilen aylıklar. Bağkur kapsamında ise en düşük aylık 547 TL, en yüksek aylık 2106 TL, dulun aylığı da 447 TL ama emekli sandığı mensupları yani devlet memuru olup yurt dışında çalışanların aylığı da değişmiş oldu. Bunların aylığı da en düşük aylık 831 TL, en yüksek aylıkta 3.976 TL 3.976 evet. TL oldu. Evet. Ve e, ölüm, dul aylıkları da 672 lira oldu. E, aylıkları bir taraftan artırırken bir taraftan da yurt dışı borçlanma yapacakların e, ödeyecekleri bedel değişti. Her 6 ayda bir değişiyor biliyorsunuz. 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yurt dışından borçlanma yapacak vatandaşlarımız 1 Temmuz 2010 tarihine göre ödeyeceği bir asgari rakam var. Bir de azami veya arada bir rakamda seçme hakkına sahip. En düşük ödeyeceği bedel 7.78 TL. En yüksek ödeyeceği miktar ise 50 lira 50.54 TL. Veya Bunlar günlük tabii. Günlük, günlük. E, bu kişinin e, durumuna bağlı olarak ödeyeceği bedel, eğer yüksekten öderse aylığı bir miktar yüksek olmuş olacak. Asgariden öderse asgari aylık almış olacak. Önceki e, dönemlerde dövizde standart 3,5 dolardan borçlanıldığı için kişilere verilecek aylık da standart. Ama yeni sistemle birlikte aylıklar e, kişinin ödeyeceği bedele göre, nimet-külfet ilişkisine göre değişmiş oldu miktar e, 1 Temmuz 2010 tarihine kadar bu şekilde. Evet. Ayrıca şu işlem yapıldı, e, <laughs> yeniliklerden birisi de, <laughs> özellikle yurt dışında malulen emekliye ayrılan vatandaşlarımız vardı. Yani çalışma gücünün belli bir oranını kaybetmiş. Özellikle zor koşullarda çalışıldığı için yurt dışındaki vatandaşlarımız erken malül e, emekli aylığı alabiliyorlardı. Türkiye'de de bir gün dahi süresi varsa, biz muhakkak o maluliyet raporlarını Türkiye'de inceliyorduk. Ama tek bir merkezde inceleniyordu. Ankara'da maliyet dairesi başkanlığımız vardı. Hem Türkiye'deki malulen emekliye ayrılacakların raporları inceleniyordu. Hem yurt dışından gelen raporlar inceleniyordu. Bu da zaman alıyordu. Zaten vatandaş yurt dışında malulen emekli, özürlü, rahatsız. Bir de biz burada bekletmek suretiyle vatandaşı ikinci bir defa mağdur etmiş oluyorduk. Bunu şu şekilde önlemeye karar verdi, uygulama başladı. E, maluliyet raporlarını inceleme yönünde 9 tane bölgede bölge sağlık kurulları oluşturuldu. İşte İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, büyük illerimizde sağlık kurulları oluşturuldu. O bölgelerdeki, o illerdeki raporlar o iller tarafından inceleniyor. Ankara'daki Maluliyet Dairesi Başkanlığımız ise, Özellikle yurt dışındaki gelen raporlar inceliyor. Ne oldu bu durumda? Önceden bir yıla yakın süre incelenen raporlar vatandaşı malulen emekli etmemiz gerekirken şimdi kısa sürede vatandaşlarımızın maluliyet aylığına e, sahip olabilmesi yönünde bir ortam ve örgütlenme oluşturmuş olduk. Evet. evet yani e, şu andaki değişiklikler çerçevesinde Bunları öğrenmiş e, olduk. Malulen emeklilerle ilgili de e, bu konuda da evet. bir geri verdiniz. Bir de biz tanıtımımızda da e, belirttik. Bu e, Belçika, Hollanda, e, Lüksemburg'da vardı galiba sanıyorum. Değil. E, e, Fransa, Fransa Belçika, e, İsviçre, İsviçre, Hollanda e, ve İsviçre'de e, uygulama var. Evet. E, Buna geçmeden önce hemen 2010'da Almanya'da ufak bir değişiklik oldu. Onu söyleyeyim hemen tamam, geçiyorum tabii efendim. Ki. Çünkü e, önemli. E, 2010 yılının başında çocuk paraları 20 euro artış gösterdi. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan 868 bin kişi çocuk parası alıyor. Ne oldu? bir e, Birinci ve ikinci çocuğun e, alınacak miktarı 184 avroya, üçüncü çocuk e, 190 avroya dördüncü ve daha fazla çocuğun alacağı para ise 215 avroya yükseldi. Ayrıca Türkiye'de oturan 10 bin civarındaki çocuğunda da çocuklarında çocuk parası sözleşmeye göre veriliyor. Şunu söyleyebilir: Bu Alman devletinin vermiş olduğu bir bedel denilebilir. O şekilde düşünülmemesi lazım. Şöyle ki: Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde aile yardımları ile ilgili hüküm var. Aile yardımları hükmüne göre Türk vatandaşı sanki Alman vatandaşı gibi işleme tabi tutulmalı diye hüküm olduğundan yurt dışında Almanya'da bulunan vatandaşlarımız çocuk paralarını sözleşmeden kaynaklanan bir hükümden dolayı alıyor. Dolayısıyla bu önemli. Diğer bir önemli gelişme oldu. 1-1-2010 tarihinden itibaren aylık bağlayacak vatandaşlarımızın ve Alman vatandaşlarının 60'ı vergiye tabi olacak. Ne demek? Alacağı aylığın %60'ını vergiye tabi tutacak Almanya hükümeti. Eğer 1000 euro aylık alıyorsa 600 eurosunu vergiye tabi tutacak 400 eurosunu e, vergi dışı. Gelecek yıl %62 2040 yılına geldiğinde tamamını vergiye tabi tutacak. Bu tabii ki e, sadece Türk vatandaşına yönelik getirilmiş bir kısıtlama değil sosyal güvenlikteki daralmadan dolayı... Şimdi bunu tekrar vurgulayalım. Yani Almanya'da oturup da başka bir yerden maaş alıyorsa. Değil, değil. Mi? Ee, 1 bir 2010 tarihinde Almanya'da koşullarını yerine getirdi. Yeterince çalıştı ve Almanya Emeklilik Kurumu'na başvuruda başvuru. bulundu. Aylığını Almanya bağladı. Almanya e, yeni kurala göre diyor ki vereceğim aylığın %60'ını vergiye tabi tutarım, %40'ı da vergi dışıdır diyor. Gelecek yıl yüzde 62'sini vergiye tabi tutarım diyor. Aşama aşama gidiyor. 2040 yılında vereceği aylığın tamamından vergi alacak. Bu Türk vatandaşına yönelik değil. Ama şunu düşünmesinler vatandaşlarımız. Şayet bir 2010 tarihinden önce aylık almaya başlamışlar ise bu e, kural dışındalar e, bu uygulanmayacak Bu onu. yeni emekli olanlar için evet, geçerli tabii için. şu da yanlış anlaşılmamalı alacağı aylığın tümünün vergi etmesi falan söz konusu değil Belli sadece belli bir oranda, evet. belli bir oranda başlıyor vergi almaya, yani örneğin 1000 euro alıyorsa 600 eurosundan bir vergi kesintisi yapıyor. Evet. İlerleyen yıllarda da evet. e, tamamından vergi almak üzere bir e, uygulama getirmek evet. oluyor emekliler için. Bu bizim vatandaşlarımızı da kapsıyor. Herkesi Peki, kapsıyor. Peki orada emekli olup aynı zamanda Türkiye'de emekli olmuş olanların emekli maaşlarına ilişkin Almanya'nın bir e, uygulaması var mı? Yok, şöyle ki. İşte sözleşme bunu o, önlemiş oluyor. Sözleşme diyor ki kişilerin aylığında azaltma ve eksiltme yapılamaz diyor. Dolayısıyla bizden almış olduğu aylık sosyal güvenlik sözleşmesinin e, vermiş olduğu bir hak. Evet. Sadece ve sadece Almanya emeklilik kurumunun bağladığı aylıktan e, bu kesintinin vergiye tabi tutmanın e, kuralı getirildi. Bizden alacağı aylığı olumsuz yönde etkilemiyor. Tabii bu emekliler için konuşuyoruz. Evet, emekli. Ee, bu şey de kapsıyor herhalde. Yani e, Almanya'da emekli olup da e, Türkiye'de yaşayanları da, ya da başka bir ülkede e, yaşayanları da kapsayacak yani bu Yani 1 1 2010'dan bir itibaren 2010'dan eğer e, itibaren. sadece Alman vatandaşı Türk vatandaşını değil Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olup Almanya'da çalışmış, emeklilik koşullarını yerine getirmişse iç vatandaşlık koşulu aramaksızın herkese yapmış olduğu bir uygulama. Ama vatandaşlarımız bir bir 2010'dan sonra aylıklarında bir azalma olursa bilsinler diye bu bilgiyi veriyoruz. Evet. Bunun yanında yeni bir yenilik daha getirdiler. Sağlık alanında yani hastalık sigortasına e, tabi olarak bir harcama yapmışsa bunu belgelerse hastalık sigortasından alacağı primden de e, şeye gitmiş oluyor, indirime gitmiş oluyor. Lehe bir sonuç. Örneğin 100 euro bir e, sağlık yardımı prim ödüyordu. Sağlık alanında bir harcama yaptı. Bu harcamayı ilgili hastalık kasasına ibraz ederse e, vereceği primi ondan düşüyor. Dolayısıyla vatandaş lehine Yeni bir gelişme, 1 -1 2010'dan itibaren. Son gelişme de şu Almanya'da. <laughs> e, biliyorsunuz e, ekonomik kriz, kriz olduğu için e, bazı iş yerleri kapanmasın diye kısa süreli çalışmalar vardı. Bu kısa süreli çalışmalarda devlet 6 aylık bir ücret ödüyordu. 2010 yılında bunu 18 aya çıkardı bu kapsamı içerisinde yurt dışında bulunan, Almanya'da bulunan vatandaşlarımız da bu haktan faydalanmış olacak. Esas şimdi sorunuz